Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde FreeCAD'de eskiz kısıtlama nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Hemen yukarıda part dizayna geliyoruz. Ardından yeni bir dosya oluşturuyoruz. Çizim oluşturuyoruz ve bir eskiz oluşturuyoruz sırasıyla. Burada bir düzlem seçmemiz gerekiyor. Herhangi birini seçebiliriz. Ve OK diyerek burada artık çalışma arayüzümüze geçiyoruz. Şimdi ben buraya bir tane çizim ekleyeyim. Ne ekleyebiliriz? Çoklu çizim aracıyla bir çizim ekleyeceğiz. Friketi oldukça etkileyici kılan özelliklerden birisi de e, önce serbest çizim yapıp sonra bu çizimimizi kısıtlandırmamızdır. Yani çizerken rahat olmamız gerekiyor. Bakın mesela şuradan bir çizim oluşturuyorum. Burada çizimi tamamen serbest bir şekilde dikkat ederseniz yapıyorum. Hani eğriliklerine falan çok fazla e, takılmamaya gayret ediyorum. Mesela ne olsun? Örneğin şuralarda bir yerde tutabiliriz. Sağ tıklıyoruz iki kere, onaylıyoruz. Şimdi sol tarafta dikkat ederseniz eskiz 14 derece serbestlikle sınırlıdır. Biz burada bunu çeşitli kısıtlayıcılar, sınırlayıcılar ekleyerek ki daha önce şu sağ tarafta bulunan sınırlayıcıları öğrenmiştik, bunları kullanarak buradaki çizimimizi, eskizimizi yani taslağımızı tamamen kısıtlamış olacağız. Bunu yapmak gerekiyor çünkü yapmazsak burada bakın şöyle hareket ettirelim. Belli bölgeleri hala hareket ettirilebilir olur. Bu da matematiksel olarak çok iyi çıktılar, sonuçlar vermeyebilir. Şimdi gelin bundaki serbestlikleri e tamamen kaldıralım. Tamamen kısıtlamış bir eskiz oluşturalım. E mesela şu alt kısma tıklayalım. Buna bir şöyle bir genişlik belirleyelim. Ne verebiliriz mesela? Şöyle 80 verebiliriz. E bu düz değil tam anlamıyla. Bir tane de şöyle bunu düz bir hale getirelim. Burada dursun. Hani değerini gösteriyor. Yüksekliği de aynı şekilde bir belirleyelim. Burası da mesela 40 olsun. Ve e, tamamen dik bir hale getirelim. Bu arada sol tarafa bakın. Giderek serbestlik sınırlamalarının azaldığını görüyoruz. Buraya tıkladığımız zaman burada serbestliklerin nerede olduğunu göstermekte. Yani burada yeşil olanlar hareket ettirilebilir, taşınabilir olanlar. E tabi alt kısmı her ne kadar kısıtlamış olsak da sol tarafta buna bağlı olan yerler hala hareket ettirilebilir. Şimdi ne yapalım mesela? Şuraya da bir değer girebiliriz. Yükseklik belirliyoruz. Bu da 80 olabilir. Okey diyoruz. Tam anlamıyla düz olsun istiyoruz diyelim ki. Burayı seçelim. Yine bunu sağ taraftan tamamen düz hale getirebiliriz. Şöyle bir geriye alalım. Burada formül tamamen size aittir. Yani burada kısıtlama yapmanın herhangi bir formülü yoktur. Bunu bilmekte fayda var. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınız üzerine belirleyebileceğiniz bir şey. Mesela ben burada 90 derecelik bir açı belirlersem yine bu durumu kurtarabilirim. Burası tamamen dik bir hale gelebilir. Ya da tekrar geri alalım. Burada bunu dik bir hale getirebilirim. Şimdi şöyle bir durum da var. Bakın burada örneğin 90 derecelik bir yere e ayrıca tekrardan 90 derecelik bir şey belirleyemiyorsunuz. Hata veriyor. Çünkü zaten orası kısıtlanmış. Bir kısıtlayıcı üzerine ikinci bir kısıtlama eklenemiyor. Mesela şurada da bir genişlik belirleyebiliriz. Örneğin gelelim ne diyelim mesela? Burası da 20 olsun diyelim. Düz mü? Değil. E şöyle burayı da düz bir hale getirebiliriz. E şu yukarıyı da tekrar bir değer verelim mesela. Ne verebiliriz buraya da? 25 verebiliriz. Tabii ki ben burada sayıları, milimetre değerleri atıyorum. Sizlerin projesine göre bunlar değişiklik gösterecektir. Yine burayı da şöyle yatay bir hale tamamen getirelim. Burayı da dikey bir hale yine getirelim. Bakın 3 dereceye düşmüş oldu. Şunların her ikisini aynı hizada tutmak için şöyle yapabiliriz. Bunu seçeriz, bunu seçeriz. Burayı şöyle e, ikisini de e, aynı seviyeye getiririz. Burada bakın şu var. Sizin belirlemiş olduğunuz buradaki kısıtlayıcılar sonradan değiştirilemez durumda olacağı için dikkatli seçmekte fayda var. Mesela burayı eşitlemek için böyle bir yöntem kullandık. Bu yöntem sonradan yani sıkıntıya yol açabilir. Şimdi diyelim ki e, burada e, iki derecelik bir serbestlik kaldı. Bu serbestliği nasıl kaldırabilirsiniz? E, artık burada düşüneceksiniz. Bir formülü yok. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şu bölümü seçip buradaki merkeze taşımak istersiniz. İkiniz, i̇ki bölümü seçtiğiniz noktayı. Buraya taşıdığınız andan itibaren bakın. Sol tarafta tamamen kısıtlanmış taslak diyor. Yani artık burası tümüyle kısıtlanmış oldu. Bunu artık siz 3 boyutlu bir hale getirebilirsiniz. Tabii ki buralar açık. Dikkat edin. Buraları isterseniz tabii ki kapatabilirsiniz. E, bunu geriye alalım. Başka nasıl yapılabilir? Mesela şöyle yapılabilir. Şurayı seçersiniz, şurayı seçersiniz. Bu araya da yine bir mesafe belirlersiniz. Mesela 35 dersiniz. Bu iki bölüm arası otomatik olarak 35 olur ve eskiz 1 dereceye kadar düşer. Peki başka neler yapabilirsiniz? Örneğin şu alt tarafı seçeriz, bir de şu ortayı seçeriz, bir de bunun yüksekliğine örneğin bir veri girersiniz, mesela 30 dersiniz. Burada da artık eskizi tamamen kısıtlamış olursunuz. Burada çözüm yineliyorum e, tamamen size ait. E, örneğin buraya bir tane yay ekleyelim. Şöyle şurada nasıl olsun bu yayımız? Şöyle yukarıdan ekleyebiliriz şu şekilde. Bunu da ekledikten sonra 5 derecelik bir sınırlandırma var. Bakın bunları buraya bir birleştirelim bakalım. Şöyle şunu seçelim, şunu seçelim. Burayı bir birleştirelim. Sonra burayı seçelim. Tekrardan burayı da bir birleştirelim. Bakın bir dereceye düşmüş oldu. Buradaki e, yayı seçeriz tam anlamıyla. Çemberi seçeriz. Burada buna e, çapı kısıtlama gireriz. Ne veririz mesela? 15 derecelik bir kısıtlandırma yaparız. Burada yapamıyoruz. Demek ki belli bir ölçeklendirme yapmamız gerekiyor. Örneğin 90 diyelim. Bakalım 90 çünkü belli derecelerin altına düşmemesi gerekiyor. Diğer yerlerde kısıtlama olduğu için. Bu sefer bunu dikkat ederseniz yine tam anlamıyla tamamen kısıtlamış olduk. Buna fully constrained deniyor. Yani tamamen kısıtlanmış olan Eskiz deniyor. Burada e, bu yeşil olarak gösterilen e, alanı yakalamak önemli. Eğer böyle olursa kısıtlamanızı tam anlamıyla yapmışsınız demektir. Ve bunu üç boyutlu bir hale getirdiğiniz zaman da e, herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Artık bu kısıtlandığına da göre şundan da bahsedelim. Bunu herhangi bir yere, e, herhangi bir köşesinden, açısından hareket ettiremiyorsunuz. Sol tarafta kısıtlayıcılardan silerseniz veya bunların bazı değerlerini değiştirirseniz ki tabii önce kısıtlayıcı silmek lazım. O zaman değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Friket'te eskizin yani taslağın e kısıtlandırılmasında öğrenmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.